Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Bir problem mi var diyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlere demiştim ki bu işin özü problemler. Herkes hocam problemler kampı, problemler kampı, problemler kampı dedi ve geliyor. Ama efsane bir şey geliyor. Niye efsane bir şey biliyor musun? Konu anlatımı ve arkasından soru çözümü. Konu anlatımı ve arkasından soru çözümü. Ama soru çözümünü de hani diyorsun ya hocam problemleri ben yapamıyorum. İşte nasıl yaklaşman gerektiğini, sorulara nasıl bakman gerektiğini böyle yalap şalap bir çözümle değil, ayrıntılı çözümle soruları beraber analiz ede çözümler yapacağımız bir problemler kampı geliyor. Selim hocayı motor gibi çalıştırıyorsunuz ha. Vallahi billahi durdurak yok. Evet arkadaşlar, şimdi çok istek geldi. Ne isteği geldi? Biliyorsunuz ki bizim kitabımız çıktı. Kitabımızdan güzel bir kamp yapıyoruz, götürüyoruz ama özellikle mezun öğrenciler, özellikle temel kavramları baştan bitirmiş olan öğrencilerimiz, hocam problemler, problemler. Aslında ben söylemiştim, problemlerden başlamanız gerekiyor. Ama sonra topu sizin üstünüze atmıştım. Demiştim ki mezunsunuz, sorumluluğunuzu bilin, yapın demiştim ama birazcık sıkıntılar oluştu orada. Ve çok güzel bir problem kampı yapacağız arkadaşlar. Dedim ki kendi kendime, ya çocuklara problem fasikülü al, problem fasikülü al deyip duruyorum. Sonra bir baktım, problem fasikülerinin en kralında 400 tane soru var. Bir baktım bizim soru bankanın problemleri zaten ateş ediyor. İçerisinde 500 civarında problem sorusu var. Bizim video ders notunda da var problemler. O zaman ben bunları bir derleyeyim, bir toplayayım. Güzel bir problemler oynatma listesi yapayım. Her çeşit soru olsun. Yeni nesili, eski nesili, standartı, güzel konu anlatımı olsun. Problemler diye bir oynatma listesi olsun dedim. Canavar gibi olur. Herkes faydalansın dedim. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Benim biliyorsunuz ki tahtada anlatılmış video ders notunun problemleri var. Şimdi onlar birkaç video sürüyor. Orada yavaş yavaş anlatıyorum. Sindire sindire anlatıyorum. Şimdi tablette anlatacağım. İsteyen oradan dinlesin, oradan isteyen oradan dinlesin. Ama şöyle yapacağım. Burada standart sorular vardı ya. Şimdi bunun içerisinden her konunun içerisine böyle güzel sevdiğim soruları ekleyip konu anlatımının içerisine, yani standart ve yeni nesili bir araya yerleştireceğim. Bunu yapacağız. Niye? Çünkü elinde kitabı olmayan arkadaşlarımız da onlardan faydalansın. Ondan sonra ne yapacağım arkadaşlar? Hemen bu kitabın çözümlerini ayrıntılı, aynı video ders notundaki yaptığım gibi ayrıntılı bir şekilde çözümlerini yapacağım. Bak buraya. Şimdi sayı problemlerinden konu anlatımında video ders notunda 36 soru var. Ben daha ekleme yapacağım buranın içerisine. Sayı problemlerinden 88 artı 36 soru çözeceksin. Kesir problemleri 21 artı 55. 18-40. Bakın burada yaklaşık 600-650 tane falan soru var. Sadece soru bankasında oran orantıyı eklemedim. 435 tane soru var bunun içerisinde. Ve biliyorsun ki seviye 1, seviye 2, seviye 3 diye gidiyor. 10 numara 5 yıldız. Yani senin çözeceğin fasiküllerin hepsinden daha fazla soru var ve daha kaliteli sorular var. İşleye işleye, adım adım problemlerini kafaya çaka 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 anlatacağım. Böyle yüzeysel değil. Her soruyu ayrıntılı anlatacağım. Uzun uzun videolar olacak. Ya çok uzun olmayacak videolar ama mantığını sana kavrata kavrata götüreceğim. Bu problemler oynatma listesi efsane olacak. Şimdi siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Ben PDF'lerini, video ders notunun PDF'lerini de işte hazırladığım PDF'i atacağım. Ama soru çözümlerinde arkadaşlar, soru çözümlerinde şu 88-55, bunları yapmak istiyorsanız kitabı alacaksınız. Ya bunların da PDF'lerini atayım ama yayına bir sormam lazım. Sonuçta telifli çıkan bir ürün arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kampımızı 4 Eylül'de başlatacağız. Bak ne zaman başlayacak kampımız? 4 Eylül'de başlayacak. Kampın böyle detaylarını, hangisi ne zaman bitiyor onları anlatacağım. 4 Eylül'de kampımız başlayacak. Eylül ayının içerisinde problemleri bitireceğiz. Sayı, kesir, yaş, yüzde, kar zarar, karışım, işçi, hareket ve periyodik durum içeren problemleri şey yapacağız. Hemen gidin kitabımızı alın arkadaşlar. Özellikle bakın şunu söylüyorum. Mezunsan da al bu kitabı. Mezun değilsen de al bu kitabı. Şimdi mezun değilsen standart kampımızda devam eden arkadaşlarımız var. Onlar zaten problemlere gelince yine bu videoları izleyecek. Ama mezunlar, alın bu kitabı, problem kampına katılın. Ondan sonra diğer kısımlarla da güzel bir şekilde tekrar yapın. Çünkü ayrıntılı bir şekilde çözümlerini yapıyorum. İlla kampa da katılmak zorunda değilsiniz. Ama senden istediğim şey ne? Problemleri bir an önce bitirmen. Eylül ayında biz problemleri bitirelim. Ondan sonra al fasikülü, günde 20 tane çözerek götür bu işi. Tamam mı? Evet.
Çok istek geldi. Ne olur arkadaşlar, ne olur güzel bir şekilde şu problemleri halledin. Gerçekten efsane bir çalışma olacak. Dediğim gibi normal standart bir problem çalışması olmayacak. Konu anlatımı ve arkasından bol soru çözüm. Mesela sayı problemlerini yaptıktan sonra 8-10 tane test çözeceğiz arkadaşlar. Kafaya çakılacak ya, gerçekten kafaya çakılacak. Böyle hiçbir yerde olmayan bir çalışma olacak. Konu anlatımı ve soru çözümü, gerisi sana kalıyor. Ondan sonra yıl boyunca hocam ben problem yapamıyorum da, hocam ben problem yapamıyorum da diye ortalıkta gezmeyeceksin. Ne yapacağım sana? Buradan 100 küsür tane soruyu video anlatım gibi yapacağım. Böyle şalap 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 çözüm değil. Güzel çözümler. Böyle senin anlayacağın inci gibi inci gibi çözümler yapacağım. Anladın mı benim? Evet. Hadi hepinizi bekliyorum. 4 Eylül'de hemen kitaplarınızı alıyorsunuz. 4 Eylül'e hazır oluyorsunuz. Tamam mı? İsteyen arkadaşlarımız diğer kampa katılıp problemlerde orada da aşağı yukarı bir ay sonra gelecek. Orada da devam eder. Ama dediğim gibi özellikle mezun tayfa, özellikle temel kavramlar kısmını halleden kısmımız hemen buradan başlıyor. İki kampı bir arada bile götürebilirsiniz. Zamanınızı ayarlayabilirsiniz. İki kampı bir arada bile götürebilirsiniz. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Çalışmalara aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. Çünkü bizim bir hayalimiz var. O hayalin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Ne olur? Ne olur? Ne olur çok çalış. Ne olur bırakma. Ne olur şu problemleri bir an önce hallet. Senden tek isteğim bu. Kendine çok iyi bak. Bay bay.